Yılın 300 gününün güneşli olduğu Akdeniz'in 8000 yıllık tarihe sahip antik cenneti Malta'ya merhaba. Bu kez merhabamız Maltaca. Merhaba. Evet, kelime oyunu yapmıyorum. Bildiğimiz merhaba burada hoş geldiniz anlamında kullanılıyor. Arap dünyasının ve dillerindeki Arapçanın etkisiyle. Sadece Malta ve Gozo adasında yaşam olan Comino'da ise birkaç kişinin yaşadığı Malta takım adaları dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Ama bu küçücük ülke yeryüzünde kilometre kare başına en çok kültürel ve tarihi mirasa sahip yerlerden biri. Yaklaşık 8000 yıl önce başlamış Malta'nın tarihi demiştik. İnsanlığın en eski adreslerinden birisi. Burada Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine bağlı olduğu dönemlere ait geyik, hipopotam ve fil kalıntıları bulunmuş. O dönemin Maltalıları binlerce yılın ardından bile bugün hala ayakta olan yapılar yapmışlar. Şanlıurfa'daki yaklaşık 12 bin yıllık Göbekli Tepe, dünyanın en eski arkeolojik tapınağı unvanına sahip. Ama Göbekli Tepe bulunana dek en eski yapı kabul edilen Malta monolitleri sadece 5600 yaşında. Araştırmacılar Gozo Adası'ndaki Gigantia, yani devin yaptığı anlamındaki tapınak kompleksinin Urfa Göbekli Tepe'den sonra yeryüzünün en eski tek başına ayakta durabilen abideleri olduğunu söylüyorlar. Megalit denilen taşların devasa boyutları nedeniyle yerli halk bu tapınakları devlerin yapmış olduğuna inanıyormuş. Mısır piramitlerinden daha eski tarihiyle 5 tanesi UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine giren arkeolojik alanları görünce boşuna kutsal ada dememişler Malta'ya diye düşünüyor insan. Avrupa'nın bilinen Neolitik nekropollerinden, yani mezarlıklarından biri olan Halsafliyeni Hypogeum, kireç taşına oyulmuş 5600 yıllık bir yeraltı tapınağı, mezar odası ve cenaze salonu. Hypogeum ile Malta'nın tapınak kültürü hakkında pek çok bilgi elde etmiş arkeologlar. 6000'den fazla kişinin gömüldüğü bölgede mezar kalıntılarının yanında çok sayıda boncuk, muska, çömlek ve oyma figürün bulunmuş. Malta'daki kronolojik yolculuğumuza devam edip şimdi sizi çok keyif alacağınız bir yere, Medine'ye götürelim. Maltalıların Mdina, bizim Medina dediğimiz, izleyenlerin de Game of Thrones'dan hatırlayacağı şehirdeyiz şu an. Akdeniz'in ortasındaki Malta'yı Fenikelilerden Kartacalılara, Romalılardan Bizans İmparatorluğu'na kadar yolu düşen her uygarlık adres edilmiş. Milattan önce 8. yüzyılda Fenikelilerin adaya gelmesiyle tarih öncesi çağlar sona ermiş. Bir gün bir gemi batmış Malta açıklarında. Tarsus doğumlu Havari Aziz Paulus bu gemi kazasının ardından 3 ay bu sessiz şehir Medina'da yaşamış. Gemiden kurtulanlar adı Hristiyanlık olan yeni bir dinle tanıştırmışlar adalıları. Bizanslar ile Araplar paylaşamamış bir türlü bu Malta'yı. 870 yılında Araplar ele geçirmişler. Onlardan Malta'ya kalan en büyük miraslardan biri Maltalıların konuştuğu, kökeninin yarısından fazlasının Arapçaya dayandığı dil ve günümüze dek gelen şehir isimleri. Aynı Medina ya da onun devamındaki Rabat gibi. Koyu Katolik Maltalılar Tanrı yerine Allah, kutsal içinde mukaddes diyorlar. Tarih sayfalarında farklı adları ve unvanları olmuşsa da Orta Çağ'daki adı bu şehri en iyi anlatanı. Città Notabile. Yani asiller şehri. Tarih boyunca Malta'nın soylu ailelerinin kentiymiş. Bugün sadece 230 kişinin yaşadığı Medina. Orta Çağ ve barok mimarili kent Avrupa'nın en güzel antik sur şehri örneklerinden birisi.
kaynaklarına yakınlığı, denizden 200 metre yüksekte olması savunma açısından önem kazandırmış Medina'ya. Ama denizden uzaklığı donanmaları olan şövalyeleri arayışa itmiş ve burayı bırakıp deniz kenarındaki Birgu'ya gitmişler. Birgu ve etrafındaki şehirleri birazdan anlatacağım. Ama gelin önce bu Malta şövalyeleri kimlerdi? Buraya neden geldiler? Burada ne yaptılar? Ondan bahsedelim. ...1522'de Kanuni'nin Rodos'tan attığı St. John Şövalyeleri Malta'ya 1530 yılında gelmişler. Peki kökeni nereye dayanıyor bu şövalyelerin? Hemen anlatayım. İlk Hristiyanlar kutsal saydıkları Kudüs'ü ziyaret etmek istediklerinde uzun yolculuklar, açlık, hastalıklar ve yollardaki çeteler gibi türlü zorluklarla karşılaşıyorlarmış. 11. yüzyılda Kudüs'te şehre gelecek yoksul ve hasta acı adaylarına yardım etmek amacıyla bir tür hayır kuruluşu kurulmuş. Şövalyelerin maddi ve askeri yardımlarıyla hospitaliye yani hastane şövalyeleri dönemin en etkili kurumlarından biri olmuş. Daha sonra şövalyeler Hristiyanlığın askerleri durumuna geçmişler. Kutsal topraklardaki bütün kaleleri, büyük arazileri, her şeyi ele geçirmişler ve bir donanma kurmuşlar. Bugünkü Bodrum Kalesi'ni bile onlar yapmışlar. Hatta dünyanın 7 harikasından biri olan Bodrum'daki mozolenin taşlarını kullanmışlar. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü geri almasından sonra şövalyeler şehri terk etmek zorunda kalmış ve Kıbrıs'a yerleşmişler. Sonra da Rodos'u ele geçirip Rodos'u kendilerine merkez yapmışlar. Osmanlıların Rodos'u almasıyla şövalyelerin kaderi değişmiş. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u ele geçirip şövalyeleri adanın dışına sürmüş. Yeni bir vatana ihtiyaç duyan St. John, namı diğer hastane şövalyelerine 1530'da Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles Malta'yı vermiş. Hem de kira bedeli olarak her yıl 2 Malta şahini karşılığında. O zamanlar Malta'nın nüfusu 20 bin kişiymiş. Ama Osmanlılar burada da rahat bırakmamışlar şövalyeleri. Ve 1565'te daha sonra anlatacağım Marsaçlok'tan karaya çıkıp adayı kuşatmışlar. Turgut Reis'in ölümünün yarattığı moralsizlik ve Osmanlıların Akdeniz'in ortasındaki bu adayı almalarından korkan Avrupalıların gönderdiği askeri desteğin ardından kuşatma sona ermiş. Şövalyeler adada saraylar, kiliseler, meydanlar, savaşan şövalyeler ve yaralı Osmanlı esirleri için hastaneler inşa etmiş. Bunlardan en önemlisi dev bir hastane olan Valletta'daki La Sacra Infermeria. Günümüzde bir kültür ve kongre merkezi olsa da altındaki müzesi ve korkutucu zindanlarıyla hala canlı tutuyorlar geçmişlerinde yaşadıklarını. Hastaneyi o zamanın Avrupa'sındaki en büyük ve en modern hastanelerinden biri olması sebebiyle ziyaret edebilirsiniz. Büyük saraydan çıkıp aşağı doğru indiğinizde hem denize hem de bu hastaneye ulaşacaksınız. 1798 yılında Fransızların Malta'dan attığı şövalyelerin hikayesini dinledikten sonra şimdi gelin Birgu'ya, dünyanın en korunaklı doğal limanlarından birine gidip Osmanlılarla bağlantılı olan tarihi dinleyelim. Medina'yı sevdiniz mi? Şövalyeler gelene dek adanın başkentiymiş Medina. Ama adanın içlerinde olması ve denizcilik şartlarına uymadığı için Birgu'yu başkent yapmak istemişler. Şövalyelerin gönderdiği keşif grubu buraya gelmiş. Surlar ile çevrili üç şehir diye adlandırılan Senglea, Cospicua ve Birgu'yu bulmuşlar. Birgu'yu bakımsız ve eski bir kasaba olarak değerlendirmişler. Ama yine de konumu gereği buradaki surları güçlendirip takviyelerle saldırılara dayanıklı hale getirmişler. Ama gel gör ki Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'nın geçiş yolları üzerinde bulunan Malta'yı imparatorluk sınırlarına katmak istiyormuş. St. John Şövalyeleri Birgu'daki Aziz Angelo Kalesi'ni inşa etmişler.
Hatta Osmanlı kuşatması sırasında da karargah olarak kullanmışlar bu kaleyi. Onlar bu hazırlıkları yaparken Kanuni de donanmasını toplamış ve Malta'ya gelmiş. Adayı kuşatmış. Adadakiler 4 ay boyunca dayanmışlar. Sonunda Sicilya'dan gelen yardımla kuşatma sona ermiş. Osmanlı ile Maltalılar arasındaki büyük çatışmalar Birgu civarında gerçekleşmiş. 1565'te Kanuni'nin 180 gemi ve 30 bin denizciyle yaptığı bu kuşatmada Osmanlılara karşı zafer kazanan komutan Jean-Paris de Valette'in adıyla yeni bir başkent kurmuşlar. Şimdiki başkent Valletta'yı yani. Ama büyük zaferlerin kazanıldığı Birgu'ya da Città Vittoriosa yani muzaffer şehir ismini vermeyi de ihmal etmemişler. Günümüzde adada bu büyük kuşatma ile ilgili bir sürü şey görüyorsunuz. Neredeyse tarihlerindeki en önemli olay. Adada 1565 adını taşıyan içecek bile var. Bu arada Aziz Angelo Kalesi'nin önünde gördüğünüz limanın Doğu Ekspresi'nde cinayet filminde İstanbul Limanı olarak kullanıldığını hatırlatalım. Osmanlılara karşı kazanılan zaferden sonra Malta ve Gozo'yu hızla kalkındırmaya başlamış şövalyeler. Adalar bu dönemde mimarlık, sanat ve kültür açısından altın devrini yaşamış. Hadi gelin Osmanlılar sonrasında ızgara şehir planıyla kurulan cumbalı evlerini pek bir sevdiğim Valletta'ya bir göz atalım. İsterseniz önce katedraline uğrayalım. Burası Vaftizci Yahya'ya adanmış bir Roma Katolik Katedrali. 1570'li yıllarda yapılmış. 17. yüzyılda iç kısmı barok tarzında yeniden dekore edilmiş. Kilisenin iç mekanı Avrupa'da yüksek barok mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Zeminde müthiş bir işçilikle altında mezarları bulunan 400 şövalyenin öyküsü anlatılmış. Tam 400 mermer resim var. Dışarıdan baktığınızda oldukça sade görünüyor ama içindeki ihtişam gerçekten inanılmaz. Varaklar, bezemeler, gümüşler, kabartmalar adeta baş döndürücü. Maltalı şövalyeler dışarıdan bakıldığında zenginlikleri çok belli olmasın ve düşman çekmesin diye tüm şatafatı adeta katedralin içine saklamışlar. Vaftizci Yahya'nın hayatının anlatıldığı tavandaki resimler 40 yılda yapılmış. Üst balkonda Türklerin resmedildiği duvar ve özel bir bölümde sergilenen Caravaggio'nun müthiş Vaftizci Yahya'nın infazı tablosu mutlaka görülmeli. Bu küçük ada ülke tam 365 kiliseye sahip ve Katolikliğin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi. Birkaç yıl öncesine kadar boşanmanın yasak olduğu 3 ülkeden biriymiş. Kilisenin mimarı Kassar bu katedrali tasarlarken Rodos'un mimarisinden de etkilenmiş. İngilizler 1800'lerde geldiklerinde kiliseyi Anglikan kilisesine çevirmesinler diye Başpiskopos'un Medina'daki katedrali ile aynı derecede önem atfedilmiş bu katedrale. Dolayısıyla Medina ile Valletta'daki katedraller eş katedral olarak kabul edilmiş. Çizmeler elimizde, lambalar tepemizde, biz gideriz dehlize. Valletta'nın sokakları çok renkli, çok hareketli. Fakat Valletta'nın altı apayrı bir dünya. Ve dünyada ilk kez bir televizyon kanalına bu dünyayı keşfetme izni verildi. Biz sizlerle birlikte bu dünyayı keşfedeceğiz. Ve gerçekten çok enteresan bir yer. Şehrin bütün altı bu dehlizlerle dolu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda bombalamalar esnasında sığınak olarak halk bunları kullanmış. Ve bütün büyük binalardan bu dehlizlere giriş var.
yer ve yerde belli noktalarda su görüyorsunuz. Aynı zamanda duvarlara çizilmiş Hitler resimleri, Nazi haçları, insan betimlemeleri var. 2020'de de halka açılacak. Caravaggio'nun Aziz Yani'nin İnfazı isimli tablosunu gösteriyordum. Bu kapı nereye çıkıyor biliyor musunuz? Tam o tabloya. Dolayısıyla tablonun tam altındayız şu anda Dehliz'de. Hadi şimdi de sizi Büyük Üstadların Sarayı'na götüreyim ve orada Osmanlı'nın izlerini takip etmeye devam edelim. Valletta'nın muhteşem mimarisine bir başka örnek Grand Master, yani Büyük Üstad'ın Sarayı. Şövalyeler tarafından 16. yüzyıldaki meşhur büyük kuşatma sırasında Üstad de Valet'in gösterdiği üstün başarılara atfedilmiş. Tıpkı katedral gibi bu binada ünlü Malta mimarı Kassar tarafından tasarlanmış. Sarayın giriş katında büyük bir zırh salonu var. Müzesinde 5000'e yakın Malta şövalyelerine ait savaş malzemesi sergileniyor. Sergilenenler arasında Osmanlı'ya ait malzemeleri de görebilirsiniz. Sarayın üst katı resmi odalar ve büyük kabul salonuna ayrılmış. Taht odası olarak da geçen bu bölümde duvardaki freslere bir göz atın. Bu adamların bütün tarihi 1565'teki Osmanlı kuşatması üzerine kurgulanmış. Kuşatmanın farklı aşamalarını bu freslerde göreceksiniz. Yapıda sergilenen flaman goblenler ve tavanlardaki süslemeler sarayı gezenlere tam bir görsel şölen sunuyor. Saray günümüzde hem müze hem de Malta Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisi olarak kullanılıyor. ...2016'da 450. yaşını kutlayan Valletta, 2018'de de Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Barok mimariyle tasarlanmış kent, UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde de yer alıyor. Şimdi de sizi bir saray bahçesi güzelliğindeki baraka bahçelerine getirdim. Bahçeleri aslında şövalyelere bir eğlence ve dinlenme mekanı amacıyla tasarlamışlar. Fransızların Malta işgali sona erdikten sonra da halka açmışlar. Buradan yolcu gemilerinin geldiği ve 90 dakika uzaklıktaki Sicilya'ya feribotların kalktığı büyük liman görünüyor. Güzelliğiyle Game of Thrones dizisine mekan olmuş bu bahçeler. Gerçi öyle tarih kokan, öyle iyi korunmuş bir ülke ki Malta, pek çok dizi ve filme mekan olan çok sayıda film platosu var adada. Bahçeler bir platodan ziyade zarif peyzajı ve muhteşem manzarasıyla ev sahipliği yapıyor hem sinemacılara hem de turistlere. Aşağıda yer alan toplar ise günümüzde resmi törenler ve önemli devlet adamlarının gelişini kutlamak için kullanılıyor. Biraz sükunet deyip Malta'nın güneydoğu kıyılarına uğrayalım dedik. Yani Marsaş Lokan. Biz Malta'ya çekimler için Ağustos'ta gelip bir hafta geçirdik. Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceydi. Güneşin alnında ne olduğunu siz tahmin edin. Şimdi koltuklarınıza yayılın. Siz güzel görüntüleri izlerken gelin ben neler olup bittiğini anlatayım. Biz
Özellikle Valletta'da şövalyelerden çok bahsettik. Ama sonunda gün gelmiş, Napolyon Bonaparte Malta'yı fethederek St. John şövalyelerinin iktidarına son vermiş. 1814'te İngiltere'nin bir parçası haline gelen ada bağımsızlığına ancak 1964'te kavuşmuş. Bağımsız Malta Cumhuriyeti kuruluncaya kadar adaların son hakimi olan İngilizler günümüzde de kullanılan ters trafik, hukuk ve eğitim sistemlerini kazandırmışlar bu küçük ülkeye. Bugün de İngiltere ile Malta arasında ekonomik ve sosyal işbirliği devam ediyor. Antik çağdan günümüze kadar gelen zengin tarihli Malta'nın en büyük balıkçı kasabası Marsaşlok, şehir koşturmacısından sıkılanlar için ideal. Sahilindeki kafelerde keyifli ve sakin zaman geçirmek, ağlarını tembelce onaran balıkçıların teknelerine dokunan denizin sesini dinlemek, pazarından yerel yiyecekler satın almak ve deniz ürünleri yemek için mükemmel bir yer. Bir uğrayın, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şimdi de gelin Sinema isimli şehre gidelim. Bir tekneye binip Malta'ya Akdeniz sahillerinden bir bakalım. Yaprak Renda, Viyana'da yaşayan bir seyahat danışmanı ve Türk misafirleri için Avrupa'nın her köşesinde turlar ve organizasyonlar yapıyor. Yaprak Hanım, Malta'ya niye gelsin Türk misafirler? Malta konumundan dolayı birçok kültürün uğramış olduğu bir ada. Dolayısıyla Avrupa'dan birçok şeyi görebiliyorsunuz ve benim her zaman müşteriler sorduğu zaman tavsiyem, zamanınız kısıtlıysa eğer ve birçok Avrupa ülkesinin kültürlerinden yerler görmek istiyorsanız gidilecek yer Malta. Türkiye'den gelen misafirlerimiz için özellikle tavsiye edebileceğim bir yer. Çünkü Euro olarak son derece fiyatlar makul başka destinasyonlarla kıyasladığımız zaman. Onun dışında hava her zaman güzel olduğu için ve insanımız da dışarıda olmayı sevdiği için devamlı dışarıda gezebileceğiniz, kış aylarında bile rahatlıkla dışarıda dolaşabileceğiniz bir yer. Ve tabii ki çok da güvenli bir destinasyon. Malta'da bilinenin dışında yaptığınız ilginç şeyler var mı? Türkiye'den sık sık düğün organizasyonları soruluyor. Bunun için mesela örneğin geçenlerde yaptığımız bir organizasyonda Maritim Müzesi'ni kapattık. Ve 18. yüzyıldan olan tariflerle yapılmış o dönemlerin insanların yediği yemeklerle misafirlerimizi ağırladık. Ayrıca konu şövalye konusu olduğu için misafirlerimiz o dönemler şövalyelerin giydiği kıyafetleriyle gelebildiler. Çok hoş ve değişik bir şey oldu. Korsan konusunu kullanıp çünkü Malta korsanların da çok uğrak bir yeriydi. Gemilerde korsan oyunları düzenleyebiliyoruz grubu ikiye ayırarak veya misafirleri ikiye ayırarak. Siz işiniz dolayısıyla Avrupa'nın her köşesini keşfediyorsunuz. Peki 2020'de neler popüler olacak? Nerelere gidilecek? 2020'de 2019'da da olduğu gibi yine Almanya, Noel pazarları veya romantik yolun öne çıkacağından yola çıkıyoruz. Çünkü çok tutulan ve sevilen bir destinasyon. Onun dışında her zamanki gibi çok sevilen yine küçük küçük yerler. Mesela Belçika, Bruges, Gent var, San Sebastian var. Yeni destinasyon olarak taleplerin çoğaldığını gördüğümüz bir İzlanda var ve bir Biarritz gitgide ön plana çıkıyor. Ama destinasyondan daha ziyade en son gelişmelerde
insanların bir deneyim yaşamak istediğini görüyoruz. Yani en son örneğin İskoçya'da Edinburgh Kalesi'ni kapatıp misafirlerimize erkeklere kilt giydirip çok hoş ve kesinlikle akıllardan silinmeyecek bir organizasyon yaptık. Teşekkür ederim. Sırada her yıl binlerce turistin akın ettiği ve 500 bin nüfusa sahip Malta'nın 30 bin vatandaşının yaşadığı Gozo var. Tıpkı Valletta ya da Medina gibi Malta'nın ikinci büyük adası da tarihi açıdan zengin. Valletta'dan araçla 45 dakika, ardından feribot ile 20 dakika yol kat ederseniz Gozo adasına varabilir ve ülkenin en iyi kumlu plajlarından biri olan Ramla'da yüzebilirsiniz. Kent 7000 kişinin yaşadığı Rabat. 1887 yılında Rabat'a Kraliçe Victoria'nın adı verilerek şehir kimilerine göre onurlandırılmış. Dolambaçlı dar sokakları, şirin balkonları ve tarihi yapılarıyla tam bir labirent şehir. Ana meydana Kapadokyalı Aziz George'un adını vermişler. Meydanda bir kafeye oturup portakal suyu ve baharatlardan yapılan kineyi için ve bizim böreğe benzeyen pastitsiyi deneyin. Bu arada Malta çok kayalık bir ülke olduğu için yiyeceklerin %95'i ithal ediliyor. Su ciddi bir problem. Malta'daki 3 büyük tesiste deniz suyu arıtılarak tatlı su elde ediliyor. Evet, Malta'nın ikinci büyük adası Gozo'yu da gördükten sonra geldik bir programın daha sonuna. Hürrem'e şiirler yazacak kadar romantik, tüm dünyayı yerinden oynatacak kadar kuvvetli, adına kanuni denecek kadar adaletliymiş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş kanunun timsali Kanuni Sultan Süleyman. Saati için tutmuş elinden Hürrem'i civanını, seyyah olmuş büyütmüş cihanını. Ne duruyorsunuz? Biz bitiriyoruz programı. Açın önünüze haritalarınızı, seçin gideceğiniz yeni rotanızı.